Dünya arkadaşlar, toprağa girene kadar eğitimdir. Dünya, söyleyin, toprağa girene kadar eğitimdir. Toprağa girene kadar tekamül ediyoruz biz, insanlaşıyoruz. Toprağa girene kadar tekamül ediyoruz, insanlaşıyoruz. Böyle. Ama şu var, tekamül için gayret edersen tekamül olur. Tekamül için, kemale ermek için, olgunlaşmak için gayret edersen, olgunlaşmak için gerekli şartları taşırsan, öyle çalışırsan olgunlaşmak olur. Şartlar taşınmasa olgunlaşmak olmaz. Çalışma olmazsa olgunlaşmak olmaz. Durduk yerde tekamül olmaz. Hocam meyveler, sebzeler var, durduğu yerde gelişiyorlar. Durduğu yerde olgunlaşıyorlar. İyi kavrayın. Meyveler, sebzeler var. Hiç çalışmadan durdukları yerde ne yapıyorlar? Olgunlaşıyorlar. Mesela diyelim ki bir tane elma ağaçta duruyor böyle. Duruyor, hiçbir şey yapmıyor elma. Durduğu yerde ne oluyor? Zamanla ne yapıyor? Olgunlaşıyor. Elma hiçbir şey yapmadan mı olgunlaşıyor? Elmayı daldan kopart, koy bakalım yere, olgunlaşıyor mu? Elma uygun ortamda durduğu için olgunlaşıyor. Elmanın yaptığı iş uygun ortamda durmak. Uygun ortamda durmazsa elma olgunlaşmaz, çürür, anında çürür. Daldan koparttın, ne yapmaya başlar anında? Anında çürümeye başlar. Çürümekliği hemen gözükmez ama hemen çürümeye başlar. Elmanın yaptığı iş ne? Söyleyin. Gelişmesi için uygun olan ortamda durmak. Durmak da iş mi? O da iş kardeşim. O da iş. Yerine göre durmak da ne? İş. Adam mesela nöbet bekliyor, asker eline almış G3'ü bekliyor. Ne yapıyor asker? Ne yapıyor söyleyeyim? Duruyor. Durmazsa işini yapmıyor. Durursa işini yapıyor. Durmak deyince hoca duruyorsun. Tamam işimi yapıyorum işte. Duruyorsam harika şekilde işimi yapıyorum. Öyle iş var ki o işler nasıl yapılıyor? Durmakla yapılıyor. Amele mantığı işte. Ne kadar hareket varsa o kadar iş var zannediyor insan. Hayır kardeşim. Çalışmadan hiçbir şekilde terakki ne yapmaz arkadaşlar? Olmaz. Elma çalışmadan terakki ediyor, olgunlaşıyor. Hayır, elma da çalışıyor. Elmanın çalışması ne? Söyleyin. Gelişmesi için uygun olan ortamda durmak. Onun çalışması o. Onu yapmazsa gelişir mi? Hayır, gelişmez. Anladınız arkadaşlar? Hiçbir şey çalışmadan gelişmez. Hiçbir şey çalışmadan gelişmez. Dünya için bunu anlarsınız da ahiretimizde çalışmadan gelişmez abicim. Çalışmadan insan olamazsın. Hocam çalışmadan bak ellerim büyüdü, ayaklarım büyüdü, iki tane elim var, iki tane ayağım var, iki tane kolum var falan. Tamam? O da senin farkında olmadan yani gayri ihtiyari çalışma oldu, bedende de büyüdü gene. Değil mi? Gene bedende ne oldu söyle? Gayri ihtiyari, irade dışı ne oldu? Çalışma oldu, gene büyüdü, gene çalışma oldu, büyüdü. O zahiri tarafıydı, o herkeste olur. Ama insan olan insan olamazsın. Ta iki tane elin olur, iki tane ayağın olur. Hani adam dedi ya oğluna, oğlum ben sana vali olamazsın demedim dedi. Biliyor musunuz kıssayı? Ben sana adam olamazsın dedim dedi. Yani vali olamazsın demedim ben sana. Yani iki kolu, iki ayağı olan bir şey olursun da, söyleyin, insan olamazsın yani. Hocam beni çok seviyorlar, sayıyorlar, her bana şöyle makamlar, mevkiler, böyle iltifatlar, böyle rütbeler falan. Vallahi Allah katında hayvan bile saymıyorlar seni. Allah katında hayvan bile saymıyorlar. Hayvandan daha aşağı diyorlar. Belhum adallu sebila. Allah katında söyleyin, hayvan bile saymıyorlar. Hayvandan daha aşağı diyorlar. Öyle özellikler var ki sende mesela. Tamam mı? Bırak insan olmayı, hayvan bile saymıyorlar. Hayvanlara bile denk ne yapmıyorlar? Tutmuyorlar. Fiziki olarak insan olmak gayri ihtiyari çalışma icabeti. Ona da zaten ona da senin katkın var. Uyuyacaksın, yemek yiyeceksin, nefes alacaksın değil mi? Bunlar bir yakıtı vereceksin ki gayri ihtiyari çalışma ne yapsın? Bilinçaltı çalışma devam etsin. Gene yakıtını sen veriyorsun. Sen illa çalışacaksın kardeşim. İlla çalışacaksın. Tamam dünya ahiret de böyle kardeşim. İlla ne yapacaksın? İlla çalışacaksın.